Evet, saat 10:22 take-off time set ettik. Ve take-off power set. Motor saatlerimiz yeşilde. Kalkıyoruz 2-3 pistinden. Evet, burnu tekerini kaldıracağız ve bekleyeceğiz. Uçağımız yerden kesilecek. Hızımızı 75 nata toplayacağız. Evet, çok ezmeyelim. Güzel. Evet. Hızımızı toplayacağız. Flap alacağız 75'e. Trim ayarımızı yaptık. Time'ımız çalışıyor. Evet. Sanki biraz türbülans var. Olsun bakalım hadi. Evet, taxi lights off. Evet, trend vektörüne dikkat edelim. Güzel. Gayet güzel. Flaps up. Evet, 3300 feet geldi. MCP set edeceğiz. Manifold basıncını 24'e çekeceğiz. Evet. Manifold basıncını 24'e çekeceğiz. 24'e kadar çekeceğiz sol üst köşede. Güzel. Ve RPM'i de 2500'ün bir tık altına indireceğiz. Landing lights off. After takeoff and climb checklist completed. Gerek yok. Evet, time'ımız çalışıyor. Spartaküle, Tango Charlie, Nombreka Charlie, efendim pist istikametinde devam ediyoruz. Göl güneyinden mi uzaklaşalım? Pist doğrultusu kontra aracı olacağız. Tango Charlie, Nombreka Charlie. Evet, stabil duruma geçtik. Kumandalar bende. Ve hemen take off time'ı işleyeceğiz. Aşağı doğru da estimated time of arrival'ı aşağı doğru. Bacaklarımızın toplamını işleyeceğiz. Şu anda pist istikametinde devam ediyoruz. Aşağı doğru dolduruyoruz. Dolduralım hesaplayarak. Evet. Time'ımız işliyor. 2 dakika 40 küsür saniye olmuş gördüğüm kadarıyla. Çok güzel bir göl manzarası bu arada. Burada Burdur var. Uçmak güzel bir şey. Evet, sonuna kadar etaları işleyeceğiz ve bir sonraki bacağı saat kaçta geleceğimiz belli. Eğer gelemezsek gecikmeyi ne yapacağız? Gecikmeyi düzelteceğiz. Evet, haritamız önde. Kontrol noktamız neresi? Haritamızda bakalım. Heliport olarak aldık. Fakat değişti. Neden değişti? Pist istikametinden dedi. Kontrolcü olalım. Dolayısıyla haritadaki yeni kontrol noktamız Top of Climb'ın göl üzerine denk gelen kısmını kanat altımızdan nirengi alarak güncelledik. Kanat altımıza heliport geldiğinde, işte burası Burdur. Burdur'un heliportu geldiğinde Top of Climb'ımızı işaretleyeceğiz.